Evet, sokak lezzetlerinden herkese sevgiler, saygılar. Aydın'a geldiğiniz zaman tostun babası Hüseyin Baba. Çok meşhur bir tostçu. Yaklaşık 41 yıldan beri bu mesleği yapıyor. Mükemmel bir tost olduğunu duyduk, çıktık, geldik İstanbul'dan. Hadi çekelim. Evet Hüseyin Baba, 41 yıldan beri bu mesleği yapıyorsunuz. Evet. Duyduk, inanılmaz bir tost yaptığınızı söylendiler. Evet. Aydın'da da tek olduğunuz iddia ediliyor. Biz de çıktık merakla, geldik buraya kadar. Hoş geldin hepiniz Aydın'ımıza. Bu işi yıl 82 sayar olarak başladım. Sokaklarda 18 sene sayarlık yaptım. Sokaklarda sevilen bir şeydim ben, tostlu babaydım. Aydın'a göre ben tostlu babaydım. Oluyor. Şimdi bu lezzetin sebebini sana söyleyeyim. Dükkanı geldiğin zaman bir hoş geldin tebessüm. İkincisi kullandığımız malzeme, sucuk mesela. Merdiven altı sucuk kullanmıyoruz biz, dışarıdan geliyor bizim Afyon'dan, devamlı fabrikadan. Müşteri geldiği zaman, hani o lezzeti verdiğim zaman müşteri bir daha yememesi imkan yok. Her şey şu elimdeki lezzet. Hani her şeyde iptal, kimse benimle yapamaz yani, bu tostu yapamaz. Evet, çok iddialı. Büyük firmalar bile yapamaz yani. Evet. Öyle şey yeme, iptalim hani. Maşallah. Aydın'a sevilen bir babasıyım ben. Paraları parasız herkes burada hizmet yaptım. 41 sene falan çalıştım yani. Ailem öldükten sonra bıraktım yani, çekildim kenara. Şimdi çocuklar var, onlar yapıyor, çalıştırıyorlar. Aynı lezzet devam ediyor yani. Önemli olan hani ilgimiz, gıda, sağlık önemli. Bu yani. Maşallah. Bunun haricinde de bir Aydın Spor bir fanatikliği var bildiğimiz kadarıyla. Buralarda bu posterleri görüyoruz falan. Şimdi bu da sevgi nereden gelir? Şimdi bizim burada Adnan Menderes stadı var karşımızda. Bir stat yapılır. Ondan sonra stat yapılır yani, yıkılır. Yapılır, ondan sonra yıkılır yani. Bizim şimdi burası stadımız yok. Türkiye genelinde herkes stadı var, bizim yok. Büyük siyasi partiler var mesela, milletvekillerimiz olsun, belediye başkanımız olsun. Belediye başkanımız Özlem Çerçoğlu bize bir söz verdi seçimlerde, Zeybek Arana 50 bin kişiydi ama biz Zeybek Arana'yı görmedik. Ondan sonra bu milletvekilleri kardeşlerimiz, geçenler bu maçı geldi. Ben bağırdım yani, benden başka bağıran yok. Bir Aydın'la halkla olarak herkes bunu bir bütünleşmemiz lazım bu maçta. Ben bağırdım. Dedim tarih yıkıldı dedim ya. Hiç kimse sahip çıkmadı dedim. Adnan Menderes stadı. Hani üzücü bir olay oldu yani. Üzüldük. Çünkü ben 60 senedir bu stadı gelirim. Kutluğumdan beri. Çok sevdiğim değerli abilerim burada top koşturdular. Büyük takımlar geldi böyle. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Marmara hepsi geldi. Burada çoğuna diz çöktürdük. Bir acı spor olarak. Şu an sanırsam Aydın Spor bulunduğu konumda değil. Şu anda amatörde bir şey oynuyoruz yani. Süper amatörde kaç oynuyoruz. Kaç yıldan beri amatör? Bu epeydir amatör denen. Yani bir birincilik ya da ikincilik gibi bir durumlar şu ana kadar gerçekleşmedi sanırsam 5-10 yıldan beri bildiğimiz kadarıyla. İşte, 89 şampiyon olduk biz ikincilikte. Tansiyon Önder denenlerimiz. Yok o zaman şey vardı, bu kampanya çekimlerlerdi. Yönetim sağlamdı. Herkes bütünleşmedi. Belediye başkanımız o zamanlar vardı, abimiz vardı, Aydın Spor Sevdası. Kulübümüz her yerden destek veriyordu. Ondan sonra başkanımız bıraktı. Fenerbahçe'den bizden iki tane adam aldı. Bu adamlar para karşılığında satıldı. Herkes bir rank peşini koştu. Köşeye dönüp döndü, Aydın Spor gitti. O zaman tabii bu süper amatör yok, bir ilgilik vardı. Birincilikten ikincilik düştük. İkincilikte derken şey düştük. Bu sefer belediye başkanı Özlem Çerçoğlu, o da sağ olsun Allah razı olsun, elinden gelen ikincilik yerine çıkardı. Yanındaki yönetimler sağlam yönetimle denk gelmedi. Onlar da takım amatör düştü. Şu anda amatörde bu sene nasip olursa şampiyon oynuyor. Yarınki maçımız var, güzel bir maçımız var. Aydın Spor Kuyucak maçı var. İddialıyız.
inşallah aydınımızı, büyükşehir aydınımızı inşallah bundan sonraki iyi yerlerde görmek istiyoruz. Artık yani stada olsun, gerekse şey olsun. Artık bunu hak ediyor aydın halkı. Biz de öyle. Hadi bakalım bir tostunu yiyelim. Çok meşhurdu. Duyduk. Bir tostunu yiyelim senin elinden. Olur mu? Olur olur. Şöyle bir gelelim. Bir olur. Tostunu yiyelim. Olur. Tabii. Yarım yapayım. Yarım yapalım. Kızargın olsun. Tamam. Kızargın olsun. Tamam. Bir göstermelik. Tabii. İzleyicilerimiz görsünler tabii. Nasıl tost yapıldığını evet, Aydın'da. Evet. Bu iddialı tost Aydın'da. Evet. Çok da meşhurdur bu arada arkadaşlar. Buraya gelmeden önce çekim yapalım dedim. Neresi? Aydın Sporlu Baba'nın yerine gelin dediler gerçekten. Biz de çıktık geldik. Şu tostu yani geri gelmez. Baktım sucuğun kalınlığına falan filan böyle bir evet. Kalınlık yok ya. Biz yani o kadar çekim yaptık ama. Göstereyim kalınlığını. Aynen öyle baba. Yani şimdi koyacağız ama yani bunu gerçekten şöyle bir evet kalın tabii. O yer yok yani bu. Yok. Kağıt yapıyorlar ama. Turşular kendi el yapımı turşuları. Evet. Kendimiz yapıyoruz turşuyu. Biz kızargın dedik. O kızargın evet. Bir şekilde yapıyor. Kızartacağız onu. Bazı müşteriyle mesela yaşlı abicim diye bir abicim yumuşak olsun diye biz ona göre yumuşak. Yani müşteriye her istediği gibi o damak lezzetini veriyoruz yani. Baba bir de duyduğum kadarıyla parası olan da olmayan da gelip yedirmişsin buraya çok. Buraya gelen gidene helal olsun. Aç bırakmadı. Kimse burada aşkımız Aydın'da, aynen Başkan Özlem Çerçoğlu dediği gibi Aydın'da her vatandaş yatağa çok kere aç girmez yani. Biz buraya gelen garibanı çevirmiyoruz yani. Evet. Şimdi devam ediyor yani, devam ediyor yani. Devam ediyor. Evet. Evet. Yaklaşık bir 41 yıldan beri işte 41 senede bu iş yapıyoruz yani. 41 kere maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Aydın'da güzel bir şey yani. Nereye gitsem herkes diyor, baba diyor, Aydın Spor baba diyor, başka bir şey demiyor. İyi mi sen kızarsın mı? Yeter, yeter bakacağım. Ustam şifa dağıtıyor. Evet, herkese aynı standartta, aynı ölçüde koyuyoruz. Evet. Evet. Durdurduk var. Önceden burada geçtiğimiz zamanlarda böyle sıralar oluyordu. Randevuyla çalışıyordunuz. Valla biz telefon vermiyorduk. Zaten yetiştirmiyoruz zaten. Evet. Şu anda zaten Ramazan olduğu için tabii işler şey yani. Ramazan sonra genel işlerimiz yani şey yani. Dostlar şu sıcığın kalınlığına bak. Evet. Maşallah maşallah. Bunu yiyen zaten doyar. Doyuyor doyuyor. Tabi bazı gençler tabi doymanlar oluyor da ikinci söylen ne oluyor? Yani şöyle söyleyeyim bir bütümü yiyen oluyor mu bir buçuk falan? Valla ben burada 4 tane tost yiyeceğimi biliyorum yarım. Ciddi misiniz? Evet. 4 tane tost yedi gençe. Öğrencim biri. Çünkü bol bir tadımlık görüyorum da ben. Evet. Evet. O sanki Afrika'dan mı geldi? Seviyor, gençler seviyor yani. Öğrenci olmuyor, öğrenci. Oğlum dedim sen yiye, nasıl yedin bunu yiye? Ben bir şaşırdım. Yani bir ilk oldu yani. Evet, normalde oldu. Senin tostunu duyduk biz bir yarım yiyen bir daha yiyemez. Yemez için 4 tane yiyen vardı mı? Yani öğrenci vardı. Öğrenci. İnanılır gibi değil. Evet. Evet. İyice pişiriyor. Farkındaysanız dostlar, her iki tarafı pişiriyor. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Evet, pişmesi tamam. Lazım hemen. Sadece bir taraflı yapmıyor, iki taraflı. Hani bir zaman ağzın çiğ gelmeyecek hemen. Tostu böyle güzel oluyor, kızargın oluyor. Hala yiyor muyuz babacığım sizde? Çok güzel, kızargın güzel olmaz lazım. Şey adam bazı yerde bir şey... Yemediğimi yedirmem diyor musun? Ha şimdi tabii ben yiyeceğim beğenecek sonra sana yiyeceğim yani. Bu budur yani. Aydın halkı da tostu çok seviyor.
Valla Aydın'da olan bazı kişi arkadaşlarımız var, vatandaş var. Adam beni bilmiyor. Dışarıda yabancı beni daha çok biliyor. Mesela. Adam Aydın gelmiş. Yıllar eve. Askerlik yapmış, memur yapmış. 10 sene sonra geliyor. Aynı lezzet işi. Değişmeyen aynı. 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 Ortalıklarımızda. Salça sevin değil mi? Evet, salça. Evet. Bakın dostlar. Bunu lezzetini veren bu yani. Salçalı işte. Salçalı tost dediğim böyle olur. Evet. Bol koyun. Herkese aynı koyuyorsun istediğimiz. Evet. Yani burada... Maydanoz var. Evet. Görsünler herkes. Evet. Bu Aydın tostu yani bu. Aynen öyle. Gerçek Aydın tostu. Hı. Salçalı tostu. Acı? Acı mermiyi severiz. Evet. Yeşil biber olsun daha güzel olur da yeşil biber. Evet. Yeşil biber iyi mi? Açık bak oraya. İyi. Tuz koymam değil mi? Tuz. Yok tuz boş yok. Boşver tuzu boşver. Zaten bırakalım da tuz yok. İnşallah. Tost böyle güzel olur ya. Kızarma olacak ikisinden. Adam şimdi bazen ne yapıyor adam? Müşteri kalmak diyor. Uğraşmıyor. Kimleri kaşar maşar seviyor baba. Kişiye göre değişiyor. Ben yiyemiyorum mesela. Vallahi ben yıllarca kaşar kullanmadım. Sonra yavaş yavaş. Sosyete mi çıkardın? Gençler bir bakıyorsun. Kaşar. Gençler. Abi de kaşar da olmaz artık. Tostunun böyle olur. Aynı tostu. Ne kadar biz gerçekten öyle. Heh. Dostlar kişiye göre değişiyor ama ben şunu samimiyetimle söylüyorum. Tost bak Hüseyin baba da aynısını söylüyor. Evet, diyor aynen. Ki tost kaşarlı yenmez diyor. Süper. Kişiye göre süper değişiyor. Lezzetim bulamazsın yani. Gerçekten öyle. Ben kaşarlı asla yemem. Evet. Ben kahvaltıda bile kaşarı sevmeyen bir insanım. Tostun evet. İçinde nasıl olur? Bol salça. Evet. Bu aynı tost. Şimdi yediğiniz şey aynı tost. Bu maydanoz koyuyoruz. Soğan koyuyoruz. Salça. Evet. Aydın'da geldiğiniz zaman adres? Baba. Aydın Spor Baba'nın yeri. Yer neresi adres olarak? Çinli Caddesi. Cumhuriyet Mahallesi. Çinli Bulvarı. Manikola Bulvarı. Manikola Bulvarı. Zaten hemen karşı çaprazında. Atlanma'da stadı karşısında. Eski Atlanma Üniversitesi'nin tam karşısında. Evet. Aslanma'ya herkes gelsin. Hüseyin Baba olsun. Dediğiniz zaman herkes biliyor. Evet. En sevdiğim noktaya geldim. Tarım afiyet noktası. Olsun. Biz bir deneyelim yorumları sizlerle evet, paylaşacağız. Evet. Afiyet şeker olsun. Sağ olun babacığım. Evet. Dostlar en sevdiğim noktaya geldim. Tadım noktası. Gerçekten muazzam bir koku var. Çok güzel. Sıcak tarafı. Kızargın çok severim. Sıcak. Turşusu yanında. Efendime söyleyeyim. El yapımı turşu. El yapımı biber. Görüyorsunuz. Bunlar tam tamına fiyat ne kadar? Fiyat olarak? 70 lira. Ayranla beraber mi? Ayranla 80 lira. Geliyorsunuz, çıkıp geliyorsunuz. Şimdi tadıma geçelim. Ben... Salçalı turşu zaten bayılıyorum. Sucuğun tadını alıyorum. Tostun lezzetini alıyorum. Gerçekten muazzam. Şu doğallığı da bir yiyelim. Doğal turşu var. El yapımı. Özellikle her yerde bulunmuyor bu dostlar. Şimdi millet o tostun şeyini alamıyor. Anlatabiliyor muyum? Lezzetini. Tabii. Lezzetini alamıyor. Sen de söylüyorsun bunu. Evet. Önce sen söyle. Aynen tabii. Ya. Şimdi bunu ben beğeneceğim. Sonra sana sunacağım yani. Evet. Yani kaşar koyup bu sefer de kaşar karıştırıyor tadı. Tabii şimdi gençlerimiz var, yeni nesil var. Ketçap mayonezi bak. İnan ki 41 senedir daha elim almış değilim yani. Ketçap mayonezi olayı yok bende. Yazın mesela doğal domates, organik domatesler oluyor. Sera değil. Onları kullanıyoruz. Kışında biliyorsun salçadan vazgeçilmez. Aydın'da hani bu işi yaptığımda ya 3 ya 4, 5 demez bak. Şimdi Aydın'da neresi gitsen tavuk döner, başka bir şey yok. Ben hani versen tavuk döner yemem. Kesinlikle yemem yani. Bu varken onu yemem yani. Tavuk döner de yani bu kadar tavuğu nasıl üretiyorlar? Yani şimdi bize de tepki gelir de. Abi dedi hani o kadar tavuk döner yemez ya. Hadi yani, tavuk döner mi yiyorlar ya? Sonradan çıkan bir şey galiba bu. Bizim zamanımız yoktu, tavuk döner yoktu. Döner yoktu. Bir tost vardı yani bak. Dükkan da yoktu yani. Bulvarı bir tane vardı dükkan. Otel Özünü, Otel Ünlü var bulvarda. Evet.
bir kardeşimiz vardı, Bursalı. Dükkan olarak 4-5 tane de böyle seyir vardı. O zaman tam böyle televizyon falan yok, tam sinemalar vardı. 4 tane sinema var. Sinemadan boş olan doğru seyirler oraya gidiyor. Adam tost yiyecek ya. Bak. Ondan sonra tabii tam lüks çoğaldıkça tam biraz da yani bu Türkiye ekonomisini karşısında yani işsizlik sorunları var ya. Gençler ne yapsın? Aa, o falan güzel iş yapıyor. Ben de bir araba yaptım. Şöyle yapayım. Akşamlar öyleyken bayağı aydınlı büyüdü yani bu faktör. Döner faktör olsun, tost faktör olsun. Yani bayağı büyüdü. Mesela Aydın'da uçlarında okullarımız var mesela. Çocuk oradan koşturmaca geliyordu buraya. Tost yemeye. Ben de ders mersi umurum değil. Bu tost yemeye de gitmeyeceğim diyordu çocuk, öğrenci. Var mı böyle çok uzaklardan gelen? Var var. Mimar Sinan'dan gelen var. Ta Aydın şeyinden bak. Dışarıdan mesela. Ben ileriden. Dışarıdan müşteri mi diyorsun? Yani İzmir, İstanbul. Bak. Ben zaten bir kere kaldım. Almanya'ya götürüyor mu? Bak. Bir gün böyle yaz günü bir yaşlı amca geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Oğlum dedi, selam etti bana dedi, Almanya'damış oğlu. İlle babadan tost yaptırırsın bak. Bak, tostu tanıyorum diyormuş. Baba gözünü seveyim. Çocuk gurbette, buranın tostunu zamanında yemiş çocukluğunda. İnsan özlü yani gurbette, hani memleket tostu yani. Neyse bir sene yiydi. Ben onu almaya gideceğini bilmiyordum. Bak. Oğlum dedi, bu tost nereye gidebilir dedi. Ben dedim amca dedi, sen dediğin gibi ya İncirova, Germen'e, İzmir'e, bu yakın bölgelere. Oğlum dedi, inan ki dedi, az tost birini yiyorum dedi. 4 tane dedi, almaya gidecek dedi. Amca dedim, ben dedim, tost soğur, tat olmaz. Sen dedi, soğan koyma. Salçasında yeşilliği koy. Biz gelirken soğan mı, turşusu mu, biz dedi orada ayarlarız dedi. Bak. Oğlu illa Almanya'da istemiş bak. Almanya tost gitti yani. Ben bir şaşırdım yani. Bak. Çocuğu özlemişler gurbette. Mesela adam İzmir'den hanımı terime ediyordu. Beyim beni gelirken yanımızda kargo vardı, şurası kargo vardı. İlle babadan tost yaptırırsın bak, yemek yok bugün dedi. Bizim bugün de menüde tost yiyeceğiz yani. Bak. Öyle yani. Aydın'da bütün gençler olsun, yaşlı abilerimiz olsun, sevdiğimiz abullarımız olsun, hepsi yani bu mekana bekar geldi, evlendi, çoluk çocuğumla geldi. Şimdi bak çoluk çocuklarım geliyorlar burada. Kaç sene, 41 sene. Koca bir ömür yani. Allah hayırlı işler versin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Aydın'dan geldiniz. Beni aradığınız için. Siz ben unutulmayan bir babayım. Siz de unutulmayan bir benim şeyim, değerli müşterimsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.